Çeken bilir acısını, seven sürer sefasını. Ne okumuş? Ay kız, uzun tutacağım, kusura bakmayın. Oralarda mevsim yaz mı? Bu nameler saz mı caz? Ay ne şarkı, çok seviyorum. Kız durun, bir tane daha açacağım. Devam dur. O da çok güzel. Kız çıkış şarkısıydı, onu da dinleyin dur. Sonra anlatacağım neyin ne olur. Bugün oynayasım var. Ay bugün bir oynayasım var. Tamam 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 tamam, unutamadım. Yalan 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 yalan, ne ayrılık. Bir daha olmayacak, çok özür dilerim. Son kez affeder misin? Pardon. Evet yeter. Efendim, gıybet programı, hoş geldiniz. Bugün çok oynadım. Acaba içimde kalmış, kız yıllardır oynamıyormuş gibi. Bugün bir konuğum var. Bir şey söyleyeyim mi? Siz ne yalancısınız kız. Size sordum yaşını, story attım, bir şeyler yaptım. Bana dediniz ki 40. Dedim imkanı yok, mümkün değil dedim kendi kendime. Öğrendim yaşını, birazdan onu da konuşacağım. Söyledim ki ne 40 ay ol dedi kadın. Haklı yani, 40 ne? Gencecik bir kadın. Efendim, dünya güzel, o kadar güzel ki pes diyeceksiniz. Bugünkü konuğum bu açtığım iki şarkının. Bir de yeni şarkısı var, onu da konuşacağım. Neler oldu, neler bitti? Tıklanmalardan memnun mu? Sahte tıklar hakkında ne düşünüyor vesaire, her şey konuşacağım. Bugün konu Saz mı Caz mı'nın olay ismi Çağla geliyor efendim. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar mutlu oldum ki geldiğini anlatamam. Çok teşekkür ederim. Ben çok mutluyum buraya geldiğim için. Nasılsın? Seninle tanışma fırsatı oldu benim için. Ben aynı şekilde çok mutluyum. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim. Her şey çok yolunda. Çok güzel gidiyor. Süper. Süper her şey. Bomba gibi geldik bakalım. Neler soracaksın? Korkuyorum birazcık tabii ki. Bazen gıybetlik sorular da soruyorum. Bazen böyle hüzünlü sorular soruyorum. Bazen eğlenceli sorular soruyorum. Ama sana genelde gıybetle ilgili sorular hazırlıyorum. Ha tabii. Evet, beni buldun tabii. Aynen öyle. Nasıl gidiyor hayat? Memnun musun hayatından? Hayatımdan memnunum. Çok koşuştuk, çok koştuk, çok yorulduk. Konserler vardı bolca. Saz mı Caz mı'nın furyasında gelen konserlerimiz bolca. Şimdi birazcık artık Ramazan dönemi. Evet. Dinleneceğiz, tatil yapacağız, yeni şarkılar hazırlayacağız. Var mı yeni proje? Sonda soracaktım ama. Tabii ki, tabii ki olmaz mı? Artık bir sıfır şarkı gerekiyor diye düşünüyorum. Değil mi? Artık sıfır şarkı bekliyorlar benden. Hmm. Herkes aynı şeyi söylediği için. Yaza, Temmuz sonuna sıfır şarkı tam geçireceğim. Tam zamanı aslında, biliyor evet, musun? Evet, evet. Süper, çok sevindim. Peki bir şey sorayım, kimden şarkı? Şarkı kimden, yani hiçbir şey söylemeyi düşünmüyorum şu anda. Ya çok kıskanç insanlar var, sonra her şeyi kapıyorlar falan gidip. Öğreniyorlar hangi şarkı geldi. Öğreniyorlar, şarkımı alıyorlar falan. Çok başıma geldi böyle şeyler. Kız başına geldi mi? Evet tabii ki. Gelmez mi? Gelmez mi? Yani ben mesela Saz mı Cazlı'dan önce beni tanıyabilirdiniz. Çok daha önce tanıyabilirdiniz ama şarkımı aldılar. Peki o şarkı çıktı mı piyasaya? Oo, yani. Patladı gitti tabii o şarkı. Tabii canım, tabii. Tabii. Söylemezsin ama. Bayağı elimden alındı yani, zorla alındı şarkı. Bayağı zorla bir de. Evet evet. Evet. Bayağı patladım. Ben buradan öğrenmeye çalışıyorum. Ne oldu, pek bir keyfin yok, dişlediğin gibi olmadı mı? Şarkı buydu. Mor şarkısı bana yazılmıştı. Şaka yapıyorsun sen. Evet evet, yani bu piyasa öyle kolay değil. Neden Saz mı Caz mı'yla duyuldum diyorsun ya. Daha önce duyulabilirdim, çok fırsatım oldu ama. Böyle şeyler başımıza geliyor. O şarkı da şarkı, baba bir şarkı. Evet evet, ve benim bana verilmişi bırak, bana yazılmıştı şarkı. Benim için yazılmıştı yani. Mert Ekrem. Ay başıma gelen. Evet. Yani kız kıyamam kız. Uzun bir süre şarkı olmadı diye söylediler bana. Hani olmadı, yapamadık. Hı hı. Nakaratı olmadı, işte başı olmadı, sonu olmadı falan derken, hayır olacak o şarkı, olması lazım falan. Hani çünkü bayılıyorum şarkıya. Olmadı dediler, yapamadık dedi Mert Ekren şarkıyı. Polat Yağcı'da aynı şekilde yapamadıklarını söylediler. Sonra bir baktım. Bom. Mor bir ekranda Hande Yener resmi. Paylaşımlar başladı. Mor 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 falan. Ben tabii, var büyük şoktayım. Ben tabii şok. Hayır, benim yaşadığım zaten. Seni ben şu an böyle şaşırdıysam seni düşünemiyorum. Evet evet. O yüzden şarkı kimden alacağım falan kimseye söylemiyorum. Sevgili saklıyorum yani. Sen bil, başka da kimse bilmesin. Yemin kimseye söyleme. Aynen, kimseye söyleme. Arkadaşlarım bile bilmiyorlar. Yemedim, söyleme, boşver. Ay. Ay bir şey söyleyeyim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, çok mersi, sağ olasın. Yani başımıza böyle şeyler tabii ki geliyor. Yollarımız kesiliyor. Oluyor böyle şeyler. Bak gerçekten üzüldüm, yemin ederim. Ne soracağımı da unuttum. Ne soracağım ben?
Ay tekrardan geçmiş olsun. Artık konuya gireyim yavaştan. Geçti artık aman Allah. Allah'a şükür sazmayacağız Mıra'yı. Çok şükür. Rüyamda gördüm. Çok değişik bir hikayesi var sazmayacağız. Ay dinleyelim. Yani dediğim gibi Mor şarkısı gitti. Arkasından işte başka şeyler oldu falan. Pardonlara talihsizlikler yaşadım Sinan Akçı'yla beraber yaptığım şarkıda. Daha sonra sürekli şarkı arıyordum tabii ki çıkartmak haklı için. Olarak. Rüyamda sazmayacağız bir şarkısını gördüğümde şarkıyı bilmiyordum. Yani bilmediğim bir şarkıyı gördüm. Sabah uyandığımda işte şey oralarda mevsim yazımı kalmış aklımda. Hemen YouTube'a yazdım işte oralarda mevsim yazımı. Şarkıyı Gülşen söylüyor olarak çıktı ve Gülşen'i inanılmaz derecede severim. Gülşen'in söylediğini görünce çok şaşırdım tabii ki o söylediğini. Beklemiyordun dedim, beklemiyordum. Sonra dedim ki yandık şarkıyı alamayacağız büyük ihtimalle. Gülşen'in şarkısı Gülşen alamayabiliriz yani. Diye. Sonra baktım Özkan Turgay, Serap Turgay yazmış. Gülşen'in bestesi değil. Sadece söylemiş şarkıyı 21 sene önce. Evet. Hemen o gün Özkan Turgay'ı buldum, şarkıyı aldım. Kimseye ne sordum, ne ettim. Hani o kadar emindim ki rüyamda gördüm. Hani bilmediğim bir şarkıyı gördüm ve dinlediğimde acayip sevdim. Her şeyden çok emindim. Kimseye bir şey söylemeden direkt Emirhan Cengiz'le beraber şarkıya başladık. Hayal ettiğimiz gibi de çok şükür. Daha bile fazlası bence. Hani bu kadarını da hayal etmemiştim tabii ki. Ama tutacağına emindim. Yani çok emindim şarkımdan. Ama ondan da üstü oldu. Daha da üstü çok oldu. Çok iyi gitti. Evet, yani bütün çok yazı iyi götürdü. Yani yazı da değil. Hala götürüyor. Hala götürüyor hala. Evet, nereye gitsem saz mı caz mı hemen şöyle bir ranga yani. Aynen. Bu yazda herhalde her yerde çalar diye düşünüyorum. Evet, bence de. Yani öbür yazda bitecek gitti bir şarkı. Yere kadar. Bitecek bir şarkı değil çünkü. Peki bize Çağla'yı 3 kelimeyle anlat desem nasıl anlatırsın? Çağla'yı 3 kelime anlat. 3 kelimeye bir kere Çağla sığmaz. Oo. Üç kelime yetmez beni anlatmaya ama herhalde birinci özelliğim adalet. Adalet çok fazla, haksızlığa hiç tahammülüm yoktur. Adalet duygum çok yüksektedir. İkinci özelliğim ne diyebilirim? Sence Gülden? Çok vicdansın. Ha. Ay bu çok kötü bir özellik ama bak, ya. Her seferinde söylerim. Allah herkesten almış. Benim içimi böyle tıkıştırmış yani, anladın mı? Kıyamam kız. Çok aşırı vicdanlıyım. Yani o yüzden kendime de çok zarar veriyorum çoğu zaman. Çok kötü bir özellik. Kendimi çok üzüyorum. Çok fazla vicdanlıyım. Olsun, gene de Allah her işimi gücümü rast getiriyor bu yüzden diye düşünüyorum. Hep tabii ki iyi şeyler olmaz. Çok ani sinirleniyorum. Çok çabuk sinirlenen bir insanım. Çabuk mu patlıyorsun? Çabuk, çok çabuk parlarım. Çok çabuk hemen gaza gelirim, sinirlenirim ama kin tutmam, unuturum. Tam onu soracağım. Kin tutar mısın diye soracaktım. Hayır, sonra da çabuk unuturum ama çok çabuk sinirleniyorum. Yani kendime çok hakim olamıyorum o konuda. O da kötü özelliğin olsun canım. Vicdanın yeter yani. Bak ne diyor? Herkesin vicdanı sana geldi. Teşekkür ederim canım benim. Öyle. Kararsızım bir de biraz. Vallahi. Evet. Peki şarkı konusunda da öyle misin? 6 aydır şarkı arıyoruz. Oo. Yaklaşık bir 50-60 şarkı falan dinledim. Hayran gerçekten. Yaklaşık bir 10 tanesine bu olur dedim, sonra vazgeçtim. Bu olur dedim, sonra yine vazgeçtim. Yani o yüzden biraz... O bu kadar emeğin karşılığını bence alacaksın. İnşallah, inşallah Allah'ın izniyle alacaksın. 0 şarkı, hadi bakalım. Hadi bakalım, hayırlısı. Peki Gülşen şarkıyı dinlemiş mi? Haberin var mı? Sazmayacağız mı? Gülşen şarkıyı dinlemiş. İlk bunu havalanında karşılaştık. Orada konuşma fırsatım oldu. Evet, çok tebrik etti. Çok beğendiğini söyledi. Ya yani çok da hakkını vermişsin dedi okuyuşunla. O çok gururlandım tabii ki. Şarkıyı çok da sevmiş, her yerde dinliyormuş. Bunun yanında şu anda şarkıyı repertuarına almış. Evet, bütün konserlerinde okuyor. Süper. Haluk Şentürk'ün paylaşımlarında denk geldim geçen gün. Tabii ki herhalde şarkıyı çok fazla istiyorlardır diye düşünüyorum şu an. Şarkıyı da okuyor. O kadar mutlu oldum ki. Çok mutluyum yani. O da çok beğendi. Çok sevdi. Ki Gülşen öyle her şeyi beğenen bir kadın tabii, değildir. Tabii ki yani. Zaten Gülşen'in okumuş olduğu bir şarkıyı tekrardan okumak ve bu başarıya erişmek de kolay değildi. O da büyük bir riskti. Allah'a şükür alnımızın akıyla çıktık. Tebrik ederim. Yandan. Peki kaç senedir sektördünüz? Şöyle çekseydiniz keşke beni. Yandan çekilmeyi pek sevmiyorum. Güzel olmuyor ama hep böyle durmak geliyor içimden. Biliyorsunuz. Sıkıldım. Sıkıldım. Berkay'ı şuraya ben de böyle, ben böyle konuşurum. Sen de öyle. İstediğin gibi. Canım kaç senedir sektördeyiz? Yaklaşık 11 seneden beri bu işi yapıyorum. 17 yaşında İstanbul'a geldim. Tabii herkes şanslı olamıyor. Tabii. Başkaları gibi.
Başkaları gibi detayı ben hemen aldım oradan. Evet, hemen onu kaptım. 17 yaşında başladık. Tabii biz çok tırmanarak, yırtınarak bu raddeye gelebildik. 10 sene sonra ancak insanlara kendimi duyurma şansım oldu. 10 sene boyunca her yerde sahne aldım. Vokallik yaptığım insanlar oldu. Tanıdığımız isimler de var mıydı? Var birkaç tane. Öyle. Tamam, ben söyledim. Tamam, okey. Vokallik yaptıklarım da oldu. Sahnede aldım her yerde. 10 sene boyunca böyle geçti. Uğraştık, didindik. Şimdi bu zamanlara geldik işte, her şey kolay olmadı. Peki bana senin yaşını 40 demeleri? Ya ben şoktayım zaten. Ben de şoka girdim. Pes yani. Pes, yazıklar olsun bunu, yani. Onu bulacağım biliyorsun. Programdan sonra belki sıkıştıracağım. Bittin. Eğer kameraman arkadaşlarsan 40 söyleyen. yaklaş kameraya yaklaş. Kız kim der 40? Baksız slides. Kim der? Yok, 89'luyum. Yaşım merak ediliyordu bu arada, sürekli soruluyor. Duyun hiçbir lütfen. Yerde yazmıyor sanırım diye düşünüyorum. O yüzden böyle şaibeler uyduruluyordur. Yüksek ihtimalle. 89'luyum. Zaten herhalde öyle gösteriyorum. Hani. Bir kesinlikle. Değilim. Utanın kız. Yani. Şöyle göster şöyle. Şöyle yandırmasak çok güzel olur. Acım böyle devam. Hadi gel biz böyle konuşalım sen. Böyle devam edin. Ne diyordum ben? Ha? Haberler. Senin Akçıl'a aranda herhangi bir sorun var mı Çağlıç? Cidden öyle dediler bana. Sinan Akçıl'a gelmeseydi konu zaten. Ama ister istemez. İster istemez. Benim ama çok şanslıyım. Kiminle şarkı yaptıysam düet yaptı ve klibimde oynadı. Farkında mısınız evet. Bilmiyorum. Bir tek Gülşen'i oynatamadım. Sağolun şansım. Kız böyle bir enteresan oldu. Ya, Sinan Akçıl'la aramız şu anda bir problem yok. Bir problem şu yok. Şu anda ama. Önceden var mı galiba? Yok, aslında bir problem yok ya. Sadece... O sıralarda öyle bir şeyler oldu. Şu anda yok, hiçbir problemimiz yok ama görüşmüyoruz da. Hmm. Yalan söylemeyeyim. Görüşmüyoruz da. Takipleşiyor musunuz? Takipleşmiyoruz. Yani. Görüşmüyoruz da. Küste değiliz. Böyle. Yani o devri kapattık o zaman. Evet, öyle devri diyelim. Kapattık. Aynen. Aynen. Evlendi mutlu etsin Allah. Allah mutlu etsin. Aynen. Çocuk Osman sana tam gıybetli bir soru geliyor. Hah. Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman'ın arasını sen mi bozdun bacım? Açıklıyorum. Ben bozdum. Her şeyi ben yaptım. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Çünkü Aleyna ile tam araları birazcık limoniyken biz iş çıkardık Emrah'la beraber. Tam o zamana denk geldi ve Emrah da kimsenin klibinde oynamadığı ve kimseyle iş yapmadığı, yani klipte oynayıp aynı zamanda onun içinde sesi de var Emrah'ın bu arada. Şarkının içerisinde evet robotik bir yer var. Evet. Emrah yaptı. Yapmadığı için tabii ki böyle sanatlar çıktı. Çünkü neden başka kimse yapmıyordu bunları. Ben ayırmadım ama ben barıştırdım diye düşünüyorum. Düzeldi mi araları? Araları düzeldi. Araları düzeldiğinden beri Emrah benim şarkımı paylaşmıyor. Hiçbir şekilde şarkıları paylaşmıyor. Gittiği yerlerde şarkıyı çalmıyor. Herhalde zaten şarkımız çıktığında duymuştum çok bazı kişilerin rahatsız olduğunu. Bazı kişilerin rahatsız olduğunu. Ama barışmana sebep oldum herhalde. Hırsa getirdim bazı kişileri diye düşünüyorum. İyi oldu ya. Sevaba girdik. Allah mutlu etsin yani. Barıştırmış olduk. Sen de ne kadar... Ay konuşamadım. Ne kadar bir dedikodu varmış sende. Yani şarkı kendi çapında gene şu anda ilerliyor. Yürüyor. Her yerde çalıyor. 5 olmuş. Çok şükür. Son. Evet. Ama dediğim gibi... Emrah hiçbir şekilde desteklemiyor şu anda, hiçbir yerde paylaşmıyor. Yok gibi yani. Bu şekilde sorayım bana. Evet. Emrah Karaduman'la iş harici bir ilişki durumu söz konusu oldu mu? Hayır, kesinlikle. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı mı? Kesinlikle olmadı, hayır. Peki o dedikodu niye çıktı? Şarkı çıkardınız diye mi? İşte dediğim gibi Aleyna'dan başka kimsenin klibinde yer almadığı için, bana yaptığı için bunu öyle yakıştı. Hem de onların araları bozuktu. Öyle hepsi yani. Üst üste gelince evet. Siz de sevgili yaptınız. Evet, aynen öyle oldu. Ama herkesin... Asla öyle bir şey yok. Hayır. Daha ne desin? Gelelim en bomba soruya. Bu konudaki yorumlarını çok merak ediyorum. Sahte tıklanmalar hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü sende 130 milyon olmuş bir şarkıya sahipsin. Evet, gelelim. Bir kere Reymen'i çok başarılı buluyorum. Aşırı seviyorum. Şarkısını çok beğeniyorum. Sahte tıklanma... Mesela şimdi 150 milyon oldu Sazımcağızı'nda. 130 diyorum ben, pardon özür dilerim. Yani 150 milyon olmak üzere diyelim. Bana da çok fazla söylendi sahte tıklanma olduğu. Bence kesinlikle bu rakamlara ulaşamayan kişilerin kıskançlık yaptığını düşünüyorum. Çünkü bazı şarkılar vardır, bir ayda, iki ayda tükenir gider. Evet. Güzeldir, patlar.
ama hani tükenir gider. Yani bir iki ayda tüketilir gider. Ama bazı şarkılar efsanedir. Yani ömür boyu çalacaktır. Evet. Ömür boyu gidecektir. Yani Derya Uluğ'un Okyanusu var aklıma gelen şu an. Gülşen'in birkaç tane yat çat şarkıları var. Bazı şarkılar işte Demet Akalın'ın Bebek, Mucize, Affedersin. Bazı şarkılar böyle ömür boyu çalınacak şarkılardır ve onlar 150 milyon, 200 milyon her şeyi hak ediyorlardır. Kesinlikle o rakamla ulaşmayanlar kıskançlık yapıyorlar bence kesinlikle. Sen hiç böyle bir şey yapmadın mı? Hayır, tabii ki de yapmadım. Yok, tabii ki de yapmadım. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Net bir şekilde söyleyebiliyorum. Ben hatta şey de dedim bir programda, bir röportajımda şey de söyledim. Hani Berkay demiş ki bilir kişiler bunları araştırsın, bu izlenmeleri araştırsın. Benim sadece cazlı klibimi isteyen istediği şekilde araştırıp bana raporlarını buraya gönderebilirler. O kadar da emin canım. Daha ne desin bunun üstüne ya? Aynen, çok eminim. Zaten şarkının o hale geldiği belli oluyor ya. Evet. Hani çalışımdan, dışarıda, dinleyişimizden, hani her yerde. Sokakta, her yerde. Arabada, kulüpte, her yerde. Yani kafede, zaten kulüpte, her yer, okula, her yerde canım. Şarkının zaten o hale geldiğini artık anlıyoruz. Doğru. Yani. Açlığını. Bir de sana şunu sorayım. Tamam. Senin, şimdi ne derler ona, senin jenerasyon mu diyeyim, evet senin jenerasyon. Evet, bizim jenerasyon. En beğendiğin bana bir üç ismi söyle. Üç ismi, birincisi Merve Özbek. Çünkü gerçekten okuyuşumla. Evet, sesi efsane. Bayağı siler. Evet. Merve'yi çok beğeniyorum. Derya Uluğ'u aşırı beğeniyorum. Onda okuyuşundan, özellikle okuyuşundan dolayı ve kendisini de çok beğeniyorum, çok seviyorum. Naif şarkılı bir kadına benziyor. Evet. Tanışmadım ama naif bir kadın. Evet, sanırım. Çok naif bir insan. Dışarıdan böyle çok soğuk gözüküyor. Çok. Herkes ona çok böyle soğuk olduğunu, işte bu kale olduğunu, kendini beğenmiş olduğunu falan söylüyor. Çok yazıyor ona. Asla bir kız değil. Çok cici, çok şeker bir kız ve şarkıları da çok güzel. Kendileri yazıyorlar biliyorsun. Bayağı da peşlerindeyim. Yoksa ondan mı alacaksın? Asil Evgisi'nin peşindeyim bayağıdır. E tabii anca kendisinde şu an albümüm var. Evet. Albüm yapıyor, çıkartacak yakında. Bir isim daha. Bir isim daha dersek herhalde o da Simge ya da Ece Seçkin olurdu. Evet, Simge. İkisini de seviyorum. Eğer bir tane varsın jenerasyonu, nefret ediyorum. Tutsanız. Nefret ediyorum. Yani neden ki? Arkadaşın mı bilmiyorum. Tanışıyorum diyelim. Anlatırım ben sana. Öyle mi? Ekşim var, var mı? Var var. Ben niye böyle anlatıyorum da sen sonra anlatıyorsun? Ama ismini vermeyecektim. Anlatıyorum. Anlat, tamam, isim vermiyorum. Bir kere daha anlatmışım, bir daha anlatıyorum. Şimdi ben Simge'yle ben yakınım. Simge bir kere Beyaz Şov'a katıldı. Ben de programa gittim seyircim diye. Bir yandan da onunla da konuşuyorum, samimiyim. Evet. Sana söylediğim isimle. Evet. Sen gör benim Beyaz Şov'a gittiğimi. Beni engelle Instagram'da. Yok artık. Yemin ediyorum. Simge'ye gittin diye. Evet. Aa. İnanabiliyor musun? Bu ne kompleks? Arada derler ki sen kimsin derler. Yani sen kimsin derler, bir de ne alaka sana, derler. Sana ne yani? İstediğin yere gidebilirsin yani. Sen zaten bizim camiamızdan bir insansın. Sen hepimizle arkadaş olabilirsin. Kime ne? Yani ben de seni yağlandırırım ki gel Berkay şuraya gidelim. Gelebilirsin yani, bu engelleme sebebi. Bildiğin gibi çekemedi. Evet. Bayağı resmen çekiyorum ben. Kurban olay o Simge'ye. Ay yine sinirlendim. Ter bastı beni. E tabii ya. Şimdi herkes o kadar güzel, işte güzel olan kadınlar biraz çekilemiyorlar biliyorsun bu piyasada. Bir de ben duydum, o pek şey yapılmıyormuş sizce. Yani çünkü işte soğuk ne var ya? O starlık aurası hepsi, herkeste yok. Bazı kişilerde var. Onda hiç yok. Bak sesi güzel, yemin ediyorum. Sesini beğeniyorum. Sesi yalan söyleyemeyeceğim. Sesi bayağı güzel, evet. Ama işte star başka kadar bir şey ya. O aura başka bir şey. O sahnedeki elektrik. Herkes bence anladı en çok bu arada, hadise de var bu arada. Aa. Ben en çok hadise de görüyorum onu. Yani o starlık şeyini. Çok güzel dans ediyor. Sahnede bambaşka biri oluyor yani çok. Değil mi? Çok beğeniyorum. Evet. Bir de artık o sesi bıraksa. Neden? Yeter, 11 sene oldu ben. Ben onu orada sevdim ama. Herkes öyle olur ha. Yani dışarıda normalde olsaydı belki bu kadar sevmezdim. Yani o programda sevdim onu. Ha ne bileyim, artık yeni albüm istiyoruz ondan aslında. Şarkı istiyoruz değil mi biraz? Evet, biraz şarkı. Konser istiyoruz, bir şeyler istiyoruz. Hadise çünkü. Yani konserler veriyor da şarkı sanırım çıkartması gerekiyor biraz. Çıkartıyor da aslında, yeni klip çekti. Aşk dediğin beğendin mi, izledin mi? Hayır, dinlemedim ama. Sen şarkı, sen onu seversin. Sever miyim? Ay iyi dedikodu yaptık ha, farkında. Gülder'im sende yok dedikodu. Ay canım, bitiriyoruz galiba ya. Bitiriyoruz, çok keyifliydi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yani iyi ki geldim.
Güzel gibi. Bu konuştuklarım hiçbir yerde konuşmamışım. Neden burada konuştuğumu da bilmiyorum. Hiç farkında değilim. Bir şey söyleyeyim. Her konuğum diyor ki sen de ne yapıyorsun diye. Benden her şeyi alıyorsun diyor. Yani ben ikinci sayfaya çıktım falan. Her yere çıktım ama hani böyle bir hiçbir şey söylememiştim yani. Hele ki o şarkı meselesini ilk defa söyledim. Mordu. Evet. O zaten. Evet. Ama içime çok oturmuştu. İyi oldu. İyi yani. Oldu boş ver. Ama içine kalacağını dök gitsin ama. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sarıldım. Canımsın. Çok sağ ol. Efendim ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Güzel güzel. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.